Merhaba sevgili akrep burçları ve yükseleni akrep olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, akrep burcu bir tanıdığınız için de izleyebilirsiniz bu videoyu. Sizler için fal bakacağız arkadaşlar. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkese niyetleniyorum. Siz de beğenip abone olduktan sonra niyetlenirseniz falan çok daha iyi şekilde uyumlanırsınız. Özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde neler yaşanacağı ile alakalı bakacağım ki daha kesin net sonuçlar alabilelim. Şimdi arkadaşlar niyetlendiysek merak ettiğimiz soruları sorduysak ben kartlarımı seçmeye başlıyorum. Daha doğrusu enerjiyi en çok hissettiğim kartlara böyle ellerimi götürüp kartlar bizi seçiyor çünkü. Şöyle bakalım. Şu an hissetmeye çalışıyorum. Şşt. Aa kart. Kartımı mahvediyorum. Aa kart. Cık. Güzel fırsatlarınız var. Birazdan yorumlayacağım onu da tabii ki. Güzel fırsatlarınız var. Demek ki o kadar böyle çıktığına göre baksanıza şurada tırnak izim oldu şurada bir yerde. Neyse <laughs> devam edelim daha fazla karta zarar vermeden. Şimdi arkadaşlar ilk kartımıza başlıyoruz. Ee, bu ilk kartımız arkadaşlar maddi anlamda yaşayacağımız güzel kısmetlerin, e, güzel günlerin habercisi. Bekle, özellikle beklediğimiz bir para gelecek yani çok yüksek miktarda bir para da değil, çok düşük miktarda bir para da değil gelmesi güzel olacak ve yakın tarihte geleceğini gösteriyor. Sadece bizim beklediğimiz tarihten birkaç gün sonra olabilir diyor. E, aşk anlamında güzel bir fırsatımız var. İlişkisi olmayanlar için yeni bir kısmet habercisi. Eğer birisinin adım atmasını bekliyorsak ve hoşlandığımız kişi erkekse ondan adım gelecek. Ama hoşlandığımız kişi kadınsa bizim adım atmamız gerekecek diyor kartımız. Ee, bizim derken yani erkeklerin onu bahsediyorum ee, onun haricinde arkadaşlar eğitim ve kariyerle alakalı da beklediğiniz bir sonuç varsa yakın tarihte açıklanacağı ve sizin hayrınıza olacağı ancak e, sonuçtan ziyade herhangi bir yere bir başvuru yapmak istiyorsak ya da bir kısmet bekliyorsak işte iş fırsatı olsun eğitim fırsatı olsun diye o beklediğimizde gelecek diyor kartımız. Bir sonraki karta bakalım. Arkadaşlar bu arada her zaman söylüyorum ama yeni gelenler için tekrar söylemem gerekiyor. Burada mesela aşkta size uyan şey burada parada, burada kariyerde, burada eğitimde uyuyor olabilir. O yüzden bütün videoyu dikkatli şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben kartlarımızın verdiği bütün enerjileri size aktarıyorum ki hepiniz uyumlanabilirsiniz. Bu bir video olduğu için ve bütün akrep burçlarına niyetlendiğim için buradaki aşk hikayesi hepiniz uymak zorunda değil. Buradaki aşk hikayesi uyabilir. Çünkü mesela burada yakın zamanda bir kısmet çıkacağını veya şu anki ilişkinizde güzel günler yaşayacağınızı ve bir beklentiniz varsa bir özür beklentisi, bir hediye beklentisi, bir kutlama beklentisi, evlilik teklifi e işte ya da beklediğimiz bir teklif yani karşı taraftan neyse gerçekleşecek dedik. Güzel görünüyor. Yani hayatınızla alakalı birçok şeyin olumlu olduğu. Ancak burada işler biraz değişiyor burada diyor ki arkadaşlar bazılarınızın aşk hayatı, bazılarınızın eğitim kariyer, bazılarınızın para hayatı duraksama içerisinde. Bu duraksama'dan kurtulmak için artık kalkıp bir şeyler yapmanız gerekli. Buna gücünüz var, bedensel olarak var. Ama ruhani olarak biraz kendinizi sıkılmış, bıkmış, belki ee, bir şeylere ulaşmak zor gibi geliyor size. O yüzden aslında yerinizden kalkmak ya da bazı konularla alakalı adımlar atmak istemiyorsunuz ama artık bu ruh halinden bir şekilde kurtulmanız gerekiyor meditasyon mu yaparsınız olumlama mı yaparsınız yaşam koçundan tavsiye mi alırsınız falan mı baktırırsınız neyse ne. Ne şekilde olursa olsun lütfen arkadaşlar artık bir ayağa kalkalım. E, kariyer, eğitim, para, aşk bunlar da arkadaşlar hangisi eksik hayatınızda bilmiyorum. Ama eksik olan konuyla alakalı bir başarı, bir mutluluk, bir huzur, bir ruh eşi bulma ve benzeri durumlar istiyorsak ya da şu anki ilişkimiz e, çok iyi bir durumda değilse ve ilerletmek için de yapacak bir şeyimiz yok gibi hissediyorsak artık diyor bir ayağa kalkalım. Güzel e, bir şeyler denemeliyiz artık yani bir şeyler yapmalıyız diyor kartımız. Şimdi şu kartımızdan destek alarak birkaç soru soracağım bununla alakalı. Mesela eğitim eksikse hayatınızda eğitim veya kariyer bu kartımızın anlattığı ne yapmalısınız ya da sonuçlar vesaire nasıl olacak diye güçlenme güçlenme diyor yani aşksa da eğitimse de kariyerse de paraysa da yine aynı şey söz konusu arkadaşlar güçlenme bakın güçleneceksiniz. Bunu nasıl yapacağım diyorsanız hepinizde değişiklik gösterebilir. Ben motivasyon videoları izlemenin size çok fayda sağlayacağını görüyorum. Hani böyle tam gaz veren insanlar olur ya böyle dinlediğimizde tüylerimiz diken diken eden. Bunu YouTube'dan videosunu da açabilirsiniz. Ya da çok güvendiğiniz ee, böyle karakterine hayran olduğunuz bir insanı da dinleyebilirsiniz hayatınızdaki. Belki anne babanız, belki bir dostunuz, akrabanız, ee, arkadaşınız kim olursa olsun yani abiniz ablanız kardeşiniz kim olursa olsun bir dinleyin arkadaşlar ihtiyacınız var buna şu anda. Diğer kartımıza bakalım denge kartımız. Burada da diyor ki arkadaşlar bazı kişiler için bazı akrep burçları için hayatında bir denge söz konusu olacak ama bu denge şöyle bir denge olabilir. Aslında hayatınıza dışarıdan baktığınızda büyük bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama sizin içten içe yaşadığınız böyle içinizi fukurdatan bir konu var. Belki aşk hayatınızda hani ruh eşimi bulamıyorum ya da ilişkimde bir türlü o doğru yönü bulamıyorum ya da ayrılma eşiğindeyim. Ee, böyle bir durumda olabilirsiniz. Bir arkadaşınızla, anne babanızla ayrılma durumunda olabilirsiniz. Bu tamamen konuşmayı keseceksiniz gibi bir şey değil. Belki farklı şehre gideceksiniz ve bundan kaynaklı bir süre ayrı kalmak zorunda olacaksınız. Bu tarz şeyler olabilir. Ee, ya da arkadaşlar eğitim, kariyer Yerde yine aynı şekilde aslında çok fazla çabalamanıza rağmen stabil bir, bir durumda oluyorsunuzdur. Hani normal bir durumda ama sizin çabalarınızın karşılığı çok daha yükseklerdir. Mesela bundan kaynaklı da böyle bir derdiniz, işsel sıkıntınız vardır veya başka şey de olabilir. Ama her ne konuda olursa olsun artık bir ağlamaya ihtiyacınız var sanki. Lütfen ağlamaktan çekinmeyin. Bu size aslında iyi gelecek. Böyle ağlayın, haykırın, bıktığınız... Artık söylemek istediğiniz, kurtulmak istediğiniz ne varsa bunları dile getirin ve kurtulun. Bu şekilde aslında kendinizi daha iyi hissetmiş olacaksınız. İki vakit içerisinde bu derdiniz, bu sıkıntınız neyse arkadaşlar kurtulacaksınız. Aşk hayatınızdaki bir sıkıntıysa, aklınızdaki bir soruysa adım atmasını beklediğiniz zaman adım atmayan herhangi bir kişiyse neyse ne olsun. Yani sizin içinizde sıkan özellikle bu sıralar böyle bir nefes alırken kalbinizde hissettiğiniz herhangi bir e, bir öküz yani artık bu sıkıntı bu dert neyse bundan kurtulmanız için çok özür dilerim böyle söylediğim için ama bundan kurtulmanız için artık yani bir ağlayın bağırın çağırın yemin ederim bu size iyi gelecek e, duygularınızı yaşamaktan çekilmeyin yaşamadığınız zaman içinize atıyorsunuz o içinizde öyle kalıyor o yüzden lütfen duygularınızı yaşayın sıkıntılarınızı İstiyorsanız yani evde sağ sola saldırmanın önemi yok. Kimseye zarar vermediğiniz sürece tabii ki de kendinize de zarar vermediğiniz sürece duygularınızı haykırarak dile getirmeniz kimseye zarar vermeyecektir. Bundan çekinmenize gerek yok. E, konuşamadığınız, içinize attığınız şeyleri artık söyleyin arkadaşlar. E, ve her şeyin, hayatınızdaki her şeyin belirli bir aslında denge kartıdır ama dengede durmasına gerek yoktur. Bazen kaybedişler ve kazanışlar veya bazen birisine karşı rezil olmak, bazen yanlış e, şeyler yapmak bizi böyle dinç tutabilir. Çünkü inişler çıkışlar da aslında hayatımıza bir heyecan yaratabilir. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? E, hayatımızı belli bir kalıba sokmaya çalışıp işte mükemmel hayat kalıbını oluşturmaya çalışıp da sanki dertlerimiz yokmuş gibi görünmeye çalışıp ama içimizden içimizden de hüzünlü olmayacağız. Bu bize zarar verir ve bazen e, bize zıt olan insanlar bize iyi gelebilir diyor kartımız arkadaşlar e, zıt olan bir ruh eşi olabilir yani niye olmasın arkadaş dost. Böyle bu insanlar bize iyi gelebilir diyor. O yüzden etrafınızda sizin gibi olmayan ama size iyi gelebilecek insanlar var. Bunların farkına var diyor. Bir kısmetin habercisi olabilir. E, ayrılık yaşıyorsan ve bu seni çok üzüyorsa arkadaşım. E, burada diyor ki önüne bakman gerekiyor. Belki de e, doğru insan o değildi. Yine önüne bak yani zıt insanlarla tanış. Sana iyi gelecek. Bir dene yani bir dene. Şimdi çünkü monotonluktan sıkılmış da olabilirsin. Böyle diyor kartımız dünya kartımız. Şimdi arkadaşlar her ne sıkıntı yaşarsak yaşayalım günün sonunda istediğimize ulaşacağız diyor. Ya da ayın sonunda, yılın sonunda neyse ne. E, kariyer anlamında, eğitim anlamında, para anlamında zaten birçok istediğimize, hani bu maddi konularla alakalı birçok istediğimize ulaşacağız. Başarılar var, güzel haberler var. Etrafımızdaki insanlara e, duyuracağız bunları da. E, ancak şöyle de bir durum söz konusu ki duygusal anlamda da kendimize en güzel, konumda hissetmemiz lazım. Kendimizi en güzel şekilde tatmin etmemiz lazım. Israrla çıkan kartımız bu kart. Şöyle şuradan aldım. Tripod var çünkü. Burada şöyle göstereyim diye. Bu kartı zaten en başında da göstermiştim. Yorumlayacağım size diye. Bu kartımız artık size diyor ki yani her neye şarsan yaşa. Bil ki kısmet senin. Ayağına mutlaka gelecek ya da e, hak ettiğin şeyleri yaşayacaksın. Ya da her zaman kurtulmak için mutlu olmak için huzurlu olmak için bir şansın olacak diyor burada kartımız o yüzden arkadaşlar hiçbir noktada kendinizi çaresiz hissetmiyorsunuz isteksiz hissetmiyorsunuz güçlü hissediyorsunuz en önemli iki kartımız bunlar olarak düşünüyorum akrep burcuna verdiği mesajlarda e, aşkta arkadaşlar kısmetinizin zaten geleceğini söylemiştik burada para şövalyesi kartımızda bu yine aynı şekilde bunu doğruluyor eğer e, hoşlandığımız kişi bir erkekse ondan adım geleceğini eğer bir er eğer biz e, e, şu an erkeksek izleyen kişi erkekse ve bir kadınla hoş anıyorsa sizin adım atmanız gerektiğini gösteriyor kartınız. Onun haricinde de başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Hepsini söyledim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğenen, abone olan ve yorum yapan herkesin istekleri, niyetleri gerçek olsun ve bütün dertlerinden arınsın inşallah diyorum. Ee, özel fal baktırmak için bana instagram ya da tiktoktan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.